Şöyle diyor Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, İçişleri Bakanlığı bir genelge yazıyor. Bütün valiliklere hepiniz suç duyurusunda bulunun, dava açın diyor. Dava açmazsanız namertsiniz, hepiniz militansınız, hepiniz yolsuzluğu militanısınız, ahlaksızlığı militanısınız. Şimdi bu söylenen söz devletin valisine değil, AKP'nin bir yöneticisi ya da atanmış bir il ya da ilçe başkanı sıfatını kullanan valilere karşı. Ya yani burada kimse, ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun avukatı falan değilim. Onu savunmak gibi bir görevim de yok. Ben gazeteciyim. Ama size bir vali getireyim isterseniz. Gelin. Bu vali devletin valisi mi? Yoksa AKP'nin kendi valisi mi? Bir bakın. Valiyi bir dinleyin. Kendisi Yozgat valisi. Bundan önceki Yozgat valisi. Elinize vicdanınıza koyun. Sonra tekrar düşünün. Getirin o görüntüleri. Tayyip Erdoğan parti kurdu. O zaman dediler sen genel başkan olamazsın. Muhtar bile olamazsın. Ama mübarek 2002'de 2 Kasım'da iktidara geldi. Biliyorsunuz milletvekili olmadığı için başbakan değildi. Başbakan yapmadılar. Ondan sonra baktılar iş kötüye gidiyor. Ya biz iyice perişan olacağız. Şuradan Siirt'ten falan bir şeyler çıkartalım, bir boşluk oluşturalım. Bu adam meclise almazsak iyice başımıza bela olacak dediler. Nihayetinde başbakan istemeseler de oldu. Muhtar de olamaz dedikleri adam ne oldu? Gün geldi başbakan oldu. Neyse biraz başbakanlık yapsın. O muhtıra, e muhtıra, c muhtıra derken nasıl olsa bir şekilde alaşağı ederiz dediler. Alıştılar ya cukur cukur yutmaya. Değil mi? Şimdi bekliyorlar. Dediler ki biz bunu da alaşağı ederiz. Biz kimleri yedik? Bu kim dediler ya? Bu kim dediler? Ne dediler? Bir elle bunu alırız dediler. Bir muhtıra verdiler, bir şey çıkmadı. Ondan sonra birkaç hamle yaptılar, yine bir şey çıkmadı. Dediler ki biz biraz daha bu işin içine güçlü gidelim dediler. Bu arada tabi milletin lideri Tayyip Erdoğan bir taraftan yollar yapıyor, bir taraftan beller yapıyor, bir taraftan ekonomiyi düzeltti, bir taraftan yedi düvelle savaşıyor. Hatta ne yaptı? Davos'ta oturdu, onlara onların diliyle cevap verdi. Ne dedi? One minute dedi. One minute ne demek? Bir dakika demek. Dur kardeşim dur. Senin öyle alaşağı ettiğin insan yok artık burada. Burada Osmanlı torunu var, Osmanlı. Bu beyefendinin konuştuğu dönemde beyefendi Yozgat valisi. Yani Yozgat'ın valisi. Yozgat'taki AKP'linin, MHP'linin, HDP'linin, İYİ Partili'nin, CHP'linin neyse hepsinin birden valisi. Devletin valisi. E siz böyle konuşursanız, siz böyle oturup cuk diye yuttular, cuk diye yaptılar diye insanları bir tarafmış gibi alır bir kenara atarsanız çıkar biri de size böyle söyler. Söyleyene kızmayın, söyletene bakın. Yani doğru değil, ikisi de doğru değil ama bir valinin hakikaten böyle bir parti militanı gibi, bir parti görevlisi gibi çıkıp böyle yani ağzına geleni söylemesi, taraf tutması, bırakın siyasi parti tarafını, bir grubun, bir zümrenin sözcülüğünü yapması valiliğe de yakışmaz, devlet erkanına da yakışmaz. İkisini bir arada düşünmek lazım. Biraz önce söyledim, konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Bülent Kuşoğlu. Sayın Kuşoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz önce Yozgat Valisi'ni izledik. İçişleri Bakanlığı Sayın Kılıçdaroğlu hakkında militan sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş. Aslında siyasetin dilinin daha aşağı çekilmesi, insanların daha yumuşak bir dil kullanması herkesin tercihi. Ama biraz önce Yozgat Valisi'ni dinlediniz, eski Yozgat Valisi. Yani bir insan bir partinin ilçe başkanı olsa, il başkanı olsa ancak bu kadar olabilir. Yani çık konuşma yap deseniz bunları söyler.
Şimdi vali tarafsızlığını kaybederse, vali devletin valisi değil de bir siyasi partinin temsilcisi konumuna gelirse, Sayın Kılıçdaroğlu da haklı olarak buna isyan eder ve bunları söyler. Nedir bu? Konumuz bu değil ama çok kısa bunu konuşalım çünkü gündeme getirdik. Nedir bu tartışma? Niye İçişleri Bakanlığı böyle bir soruşturma açtı? Türkiye'nin sorunları, sıkıntıları biraz sonra konuşacağız sanırım. Özellikle ekonomiyle ilgili ve işlaşla ilgili, geleceğimizle ilgili herkes karamsar. Yani AK Partililer de karamsar. Onlarla da görüşüyoruz. Özellikle iktidara mensup olan, onlara oy vermiş olan kesimlerde de sorun, sıkıntı çok fazla. İşsizliğin bu kadar olması şimdiye kadar tarihimizde görülmedi. Tarihte yoktur. Çok önemli bir işsizliğimiz var, sıkıntılarımız var. Vallahi şimdi genel merkezden geliyorum. O kadar çok iş için gelen, yani çoluk çocuğum 30 yaşına geldi oğlum artık yüksekokulu bitirdi, okudu. Bir iş sahibi olsun diyen, gözleri yaşaran babalar, anneler. Bu vaziyette, ülke bu vaziyette. Şimdi bunlara sebep olan bir iktidar var. Bunların müsebbibi olan bir iktidar var. Bunların konuşulmasından rahatsız oluyor. Çözümlerini de bilmiyorlar, ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Ülkenin değerlerini, ülkenin milli manevi bütün değerlerini, alaka kadar her konuyu çökertmiş, tahrip etmiş bir iktidar var. Devam edebileyim diye maalesef bu tür konularla Türkiye'yi oyalıyor. Şimdi bununla ilgili olarak siz devletin valisi dediniz ya, artık valiler devletin valisi değil maalesef. Gönlümüzde devletin valisi olmaları lazım. Eskiden biliyor musunuz? Valiler Cumhurbaşkanı'na bağlıydı. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber Cumhurbaşkanı'na eskisi gibi bağlı olmaktan çıktı. Seviye devlet valiliği değil, doğrudan doğruya siyasal iktidarla yapıldı, birleştirildi. Ondan sonra da böyle konuşmalar yapabiliyorlar maalesef, konuşuyorlar. Bunlar doğru olan şeyler değil. Doğrusu bizim bir devlet geleneğimiz var. 2000 yıllık bir devlet geleneğimiz var. Devletin valisinin de, icra organının da bu devleti, bu devletin değerlerini, bu ülkenin, bu milletin değerlerini, milli manevi değerlerini bilmesi, bunlara saygı duymasıdır. Bu kadar devletin, ülkenin, milletin değerlerini tahrip eden bir iktidar görülmemiştir. Bütün rahatsızlığımız da budur. Sizin rahatsızlığınız da bu. İzleyenlerimizin rahatsızlığı da budur. Yoksa nedir? Şimdi dava açıyorlar. Bunun hukuki bir tarafı yok yani. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açıyorlar. Bunun hukuki bir tarafı yok. Sadece siyasi olarak göz boyama, gündemi, sorunları, sıkıntıları başka taraflara kanalize etme. Bu arada kendisine oy vermiş olan adamlarla, kendilerinin yapacağı, bizimle yapacağı kavgayla onları da bir arada tutmaya çalışıyorlar. Fakat bu ülkeye zarar veriyor. Böyle siyaset olmaz. Ülkeye zarar veren bir siyaset, siyaset değildir. Ülkeye hıyanettir bakın, bunu da söyleyeyim. Hıyanettir bu ülkeye, bu millete, bu devlete. Bunlar yanlış yapılan işlerdir. Normalden saptı bu ülke artık. Normalden çıktık. Normal düşünen, normal, aklı başında makul, izan bunları yitirdik. Anormal bir vaziyete geldik maalesef. Bunlar da onun sonucudur. Yoksa dediğiniz gibi... Vali böyle mi konuşur? Devletin valisi, milletin valisi, içinde biraz din olan, iman olan, ahlak olan yapmaması gerekir bütün bunları. Normalitemizi yitirdik maalesef. Üzülmemek mümkün değil Fatih Bey. Ya. Üzülüyoruz. Yani siyaset yapıyoruz ama vallahi bu siyaset artık biz iktidar olalım. Siyasetinden çok şu ülkeyi bu beladan kurtaralım siyasetidir artık. Peki yani çözüm ne ya? Yani aklına çözüm de gel. Çünkü devlet devlet olmaktan çıkmış. Biraz önce Yozgat valisini dinlerken tüylerim diken diken oldu. Eskiden vali sokakta arabasıyla giderken vatandaşlarından bazıları selam dururdu valiye. Tabii. Polis gibi, asker gibi selam dururdu. Çünkü devletin valisi geçiyor. Herkes önünü diklerdi. Saygı duyardı. Yoldan çekilirdi. Kenarda dururdu. Ben çocukken hatırlıyorum babamın yanında. Bir vali geldiği zaman vali arabası. Babam elimi çekerdi. Durduk. Önümüzü ilikledik. Babam da ilikledi. Saygı duruşu yaptı. Ve vali geldi geçti. Şimdi bu valiye nasıl siz
önünüzü ilikleyeceksiniz. Nasıl devletin valisi diyeceksiniz? Nasıl onun arabasına çektiği Türk bayrağını görmemezlikten gelip yok sayacaksınız da bu birliği sağlayacak, bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak, herkesin valisi olacak. Ya, bu çok zor bir tablo. Haklısınız, ben de çok üzülüyorum. Bunları konuşurken ben bir insanım, hem bir gazeteciyim hem de bir insanım. En az sizin kadar rahatsız oluyorum. Ama umarım Türkiye bu sorunları kısa dönemde aşar. Çünkü bu aşacağız, iş değil. Aşacağız. Evet, yani aşılması gerekir zaten aşacağız. Sayın Vekilim. Yani nasıl bireylerin, insanların hayatında belli dönemler vardır, sıkıntılı dönemler vardır. Devlet hayatında da öyledir. Türkiye Cumhuriyeti hayatının da uzun olacağını düşünelim. Zaten en az şu anda 100 yıllık bir cumhuriyetiz. Bunlar normaldir. Gelip geçecektir. Bunları Türkiye Cumhuriyeti aşacaktır. Hiç şüphem yok onda. Çok büyük maliyet getirmesin yeter ki. Yani o çok büyük maliyetler... Altından kalkılmayacak gibi evet, maliyet altından diyorsun. Kalkılmayacak. Çok fazla hasar verecek. Gelecek yıllara, gelecek kuşaklara çok fazla olumsuz etkisi olmayacak bir şekilde olsun yeter ki. Evet, haklısınız. Bu arada bir isterseniz onu da bir görelim. Sonra biz konumuza girelim. Yani canımı sıktı. Aslında girmek istemiyordum. Konuşmak da istemiyordum ama bu iş artık yaygınlaştığı için sizinle paylaşmak istedim. Yine bugün cübbeli ve sarıklı bir grup Bayram Sokak'ta tebliğ yapmış. Beyoğlu'nda özellikle. İnsanları rahatsız etmişler. İnsanlara hakarete varan sözler söylemişler. Tehditlere varan sözler. İlk bak geldiklerinde hani kibar gibi geliyor. Sarıklı, böyle şeyli, cübbeli. Tehdit etmişler insanları. Yani tehdide varan sözcükler kullanmışlar. Özenle seçiyorum sözcüklerimi. Hani doğrudan tehdit etmemişler ama söyledikleri sözcük yani o insanları direkt doğrudan suçlayan sözcükler. Bu görüntüleri bir getirin arkadaşlar. Bir görelim. Sonra devam edelim. Ben de okuyayım. Allah rızası için ölüm var, ağırlık var. Öldükten sonra bir hayat yok. Allah'ımız harama yaklaşmayın diyor. Daha tatlı. Ben nereye çekiyorum? Kesinlikle. Daha tatlı bu zina. Allah'a yaklaşmayın. Harama yaklaşmayın. Zinaya yaklaşmayın diyor Allah-u Teala. Rabbimizin emirlerine dikkat alalım inşallah. Öldükten sonra bir hayat var. Kazanalım inşallah. Söyledikleri sözlerin insanları rahatsız etmediğini düşünebilirsiniz ama gecenin o saatinde ve orada yaşayan insanların yaşam biçimlerini sorgulayan ve oradaki insanların yaşama biçimlerine karşı çıkan, tepki gösteren ve bir anlamda korkutan bir üslup. Sayın Vekilim, niye böyle oldu Türkiye? Yani eskiden çok ekstrem şeylerdi. Bunları konuştuğumuz zaman yani yıl başında olurdu 3-5 kişi. O zaman deli derlerdi falan derlerdi. Üzerine örterlerdi geçerdi ama şimdi çok sistematik bir şekilde her sokakta bu tür İnsanların kişisel yaşamlarına, yaşama biçimlerine, anlayışlarına yönelik bir saldırıya kadar varan bir tehdit özelliği var. Neden böyle? Şimdi demin dedik ya devlet hayatında belli dönemler olur. Şu anda 19 yıldan beri iktidarda olan siyasal İslamcı bir iktidar var. Yani Müslüman değil, siyasal İslamcı, siyaset Müslümanı olan bir iktidar var. Bu zihniyet olarak Türkiye'de iki ana zihniyet vardır. Bir tanesi daha çok İslamcı, öbürü de daha fazla batıcı. İki uçtadır bunlar. Farklılıkları da vardır. Milliyetçilik vesaire. Onlar da bu arada yerleşmiş aralardadır ama. Şimdi Cumhuriyet döneminde Osmanlı'nın bitişiyle beraber bir kurtuluş mücadelesi verdik. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderlik ettiği bu kurtuluş mücadelesine bu siyasal İslamcılar katılmadılar. Daha sonra bir cumhuriyet kurduk. Bu cumhuriyetin kuruluşuna da katılmadılar. Hep eleştirdiler. O zaman da muhalif oldular. Sonra da zihniyet olarak böyle. 80 yıl bu cumhuriyeti eleştirdiler. 80 yıl bu devleti tanımadılar. Hep eleştirdiler. Şimdi iktidar oldular. Bakın 19 yıldan beri iktidarlar. Yalan söyleyen tarih, resmi tarih dediler.
bütün anlaşmalarımızı, Lozan'ın sahte olduğunu, Hatay'ın 100 sene sonra anlaşmasının biteceğini, Hatay'ın bilmem kimlere kalacağını söylediler. Hep yalan dolanla götürdüler işlerini. Yaptıkları eleştirilerin hiçbirisinin doğru çıkmadığını gördük. En son Ayasofya'yı cami yaptılar. O da ne İslam'ın bir ilkesiydi ne Cumhuriyet'in bir değeriydi. Sonuçta bir müzenin cami olmasının Cumhuriyet'e de zararı yok, İslam'a da faydası yok. Hiç önemli değildi ama bunlar siyasi konulardı. 80 yıl eleştirdikleri Cumhuriyet'i 19 yıldır yönetiyorlar. Sadece tahribat yaptılar, sadece yolsuzluk yaptılar, sadece zarar verdiler. Hiçbir şeyi değiştiremediler, düzeltemediler. Bakın bugün görüyorsunuzdur gazetelerde, konuşmuşsunuzdur belki. 186 ülke, ki bu ülkelerin ilk 40'tan sonrası G20'ler, biliyorsunuz G20'lerden sonrası çok büyük ülkeler değildir. Biz 86. yolsuzluk sıralamasında gittikçe geriye doğru gidiyoruz maalesef. Çok kötü bir durumdayız yolsuzluk sırasında. Şimdi dindar bir hükümet var, güya iktidar var ve bizim yolsuzluk, usulsüzlük konusunda Avrupa'da da birinciyiz şu anda. Böyle bir durumumuz var. Şimdi bunlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklardı, ulaşamadılar. Cumhuriyet'in hiçbir ilkesine zarar yok edemediler, zarar verdiler, tahribatta bulundular, hasar verdiler ama yok edemediler. Bunlar da son çırpınışlarıdır. Hiçbir şekilde zarar veremeyeceklerdir. Cumhuriyet dimdik ayaktadır. Eskisinden daha sağlamdır. Cumhuriyeti koruyan, kollayan, hani bir ara silahlı kuvvetler falan var diyorduk ya, şimdi millet var. Milletin en az %50'si, ama çok daha fazlası aslında Cumhuriyeti kolluyor. Cumhuriyetin bekçisidir, sahibidir. Görüyorsunuz bunlar sonuç alınamayacak şeylerdir. Bunlar, ben bunları, buna benzer hadiseleri İsrail'de de gördüm. Böyle insanları, cübbeli, sarıklı, sakallı. İsrail'de de böyle insanlar vardı, Amerika'da da gördüm. Bunlar son kalıntılardır. Umarım öyledir. Çünkü ülkeye sıkıntı sokar. Cumhuriyet başarmıştır. Atatürk'ün cumhuriyeti çok şey başarmıştır. Bugün millet de bu cumhuriyetin, bu demokrasinin arkasındadır. Haklısınız. Şimdi gelelim Türkiye'nin gerçek sorunlarına. Bunlar Türkiye'nin insanlara sorunlarını unutturmaya çalışıyorlar. Açlığı unutturmaya çalışıyorlar. Yoksulluğu, fakirliği, yolsuzluğu. Bakın demin biraz önce yeni bir milletvekili vardı, tanırsınız. Bedri Serter. Bedri Bey buradaydı. Ha, yani bu şeyi anlattı ya, dudağı mı çukladı? İzmir-Ankara otoyolu hızlı treni. Ya bu nasıl bir iştir ya Sayın Vekilim? Tam bir rezalet konu değil mi? Ya 4,5 milyara verdiniz. Sonra 8,5 milyara çıkardınız. 8,5 milyarı aldılar. Hiçbir iş yapmadılar. O bitti, hiçbir iş yapılmadan. Şimdi 27 milyara tekrar ihale ediyorsunuz. Tekrar ihale, aynı yere veriliyor bir de. Aynı firma mı? Ya. Kim bunlar ya Sayın Vekilim? Çok samimi söylüyorum ya. Şimdi bunlar zaten, şimdi bak Kemal Kılıçdaroğlu böyle dedi, Bay Kemal şöyle dedi falan filan derken bu taraftaki yolsuzlukları, hırsızlıkları göstermemeye çalışıyorlar. İşte bu taraftaki açlığı, sefaleti, iş meselesini, aş meselesini göstermemeye çalışıyor. Bütün dertleri bu. Ya bu hükümet kadar, bakın her dönemde yolsuzluk olur Fatih Bey, değil mi? Her dönemde olmuştur. Her ülkede de olur. Bu sıfırlanmaz, yolsuzluk işleri. Ama kontrol altında tutulur. Mümkün olduğunca da en aza indirilir. Bu hükümet kadar, bu iktidar kadar yolsuzluğa bulaşmış, yani yolsuzluğun ötesine çıkmış. Ya hiçbir ihale yok ki başladığı fiyattan bitsin. Hiçbir ihale yok, biliyor musunuz? Başladığı fiyattan bitsin. Şu rakama şu ihaleyi yapıyoruz, 100 liraya yapıyoruz deyip ihale ediyorlar. Alan onu 150 liraya tamamlıyor, 200 liraya tamamlıyor. Ya baştan bunu söyletsiniz. Yani gereken koşullar sağlanmadan olan bu. Bütün ihalelerde bu böyle. İlave şartlar, ilave gereksinimler ortaya çıkıyor. Nasıl oluyorsa rakam birdenbire büyüyor. Bunu hiçbir ihaleleri
düzgün değildir. Hiçbir ihaleleri. Bunu sağlayan siyasetçi eğer bundan herhangi bir gelir beklemiyor, rant elde etmiyorsa niye böyle yapsın? Beklemez olur mu? Fatih Bey, bu ülkeye bu dönemde giren para kadar para Cumhuriyet tarihi boyunca girmedi. Bu dönemdeki kadar hiç borçlanmadık. Cumhuriyet tarihinden daha fazla borç alındı. Cumhuriyet tarihinde olmayacak kadar satım yapıldı. 61 milyar küsur milyar dolar özelleştirme yapıldı. Para alındı. Dünyanın parası bu. Ve alınan vergiler vesaire. Bütün bunlar sonuç olarak nerede? Bir tane fabrika yaptılar mı? Bakın bir daha söylüyorum. Devletin yaptığı tek bir tane fabrika var mı? Bu kadar para harcandı. Cumhuriyet tarihinden yani kendilerinden önceki 80 yıldan daha fazla para kullandılar. Tek bir tane fabrika yaptılar mı diye soruyorum tekrar. Var mı bildiğiniz devletin yaptığı tek bir tane fabrika var mı? Şunu biliyorum. Özelleştirmede satılan bütün kurumlar Cumhuriyet tarihinde ve kendilerinden daha önce yapıldı. Ya, kendilerinin yapıp da sattığı bir tek kurum yok. Fatih Bey, evet bu hafta şey görüştük. Mecliste Türkiye Varlık Fonu'nu görüştük. Şimdi belki onu soracağım size. Soracak mısınız? Ha, yani şeyi de soracağım size. Yani iki şey soracağım. O zaman girelim bu konuya. Önemli bir konu çünkü o. Bir, ya arkadaş bu varlık fonu nasıl bir şey ki? Varlık Fonu Genel Müdürü ne dedi biliyor musunuz? Evet. Dedi ki Türkiye'nin petrokimya alanında yatırım yapması lazım. Ve Türkiye'nin yaptığı bu yatırım devlet yatırımı olması lazım. Onun için 60'tan beri yapılmayan ki 60'ta yapılan o yatırım Petkim'di. Ondan sonra yatırım yapılmadı. Bu yatırımın devlet tarafından yapılması lazım. Petrokimya alanında cari açığımız var. Bunun kapatılması lazım. Onun için devletin yatırımcı olarak girmesi lazım. Sizi dedim alkışlıyorum Sayın Genel Müdür. Siz tam CHP politikalarından bahsediyorsunuz dedim. Ama peki dedim bu özelleştirme ne olacak? Boynum büküyor. Şey yok. Petkim özelleştirmesi o zaman kıyameti kopardık. Yazıktır. Bu alan stratejik bir alandır. Bu alanda özelleştirme yapmayalım. Devletin daha fazla yatırım yapması lazım dedik o dönemde. İşçiler kıyameti kopardı. Biz kıyameti kopardık ama maalesef Petkim de o dönemde özelleştirildi ve şimdi çok daha fazla Petkimlere ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Ve ben buna şaşırıyorum. Şaşırıyorum gerçekten de. Şimdi bunu söyleyebildiler. Bakın bütün bunları yaptılar. Ondan sonra da bunu söyleyebildiler. Peki şeyi merak ediyorum. Demin önümde rakamlar var. Yani bunları da bu arada Sayın Başkan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişler. Zaten beklenen bir olaydı. Bunlar bir mektup da yazmışlardı Sayın Kılıçdaroğlu'na. Sayın Kılıçdaroğlu da bırakın mektubu gelin görüşelim konuşalım demişti. Genel merkezde bir görüşme yapıldı. Ve görüşme anlaşılan ikna etmedi ki bu üç milletvekilini Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Mehmet Ali Çelebi İzmir milletvekili, Hüseyin Avni Aksoy Karabük milletvekili, Özcan Özel Yalova'ydı değil mi? Evet. Yani şimdi normalde siyaset benim partim iktidar olsun. Ben onlardan diğer partilerden daha iyi hizmet veririm diye yapılır. Ben onlara göre daha iyiyim, daha bilgiliyim, daha iyi hizmet vereceğim bu ülkeye diye siyaset yaparsınız. Benim partim daha iyidir dersiniz. O da iyidir ama benim partim daha iyidir dersiniz. Şimdi bu dönem öyle bir dönem değil. Benim partim iktidar olsun ama bu memleketi kurtarmak için bu sefaletten, bu rezaletten, bu işsizlikten, bu ekonomik bunalımdan, bu dış politikadaki bunalımdan, Türkiye'nin yerini bilmezliğinden, dış politikada ki yerini bilmezliğinden, bu sıkıntılarından kurtaralım diye bir kurtuluş mücadelesi yapıyoruz bu dönemde. Bu dönem böyle bir dönemde yani işin ben değil, biz değil, benim partim değil, memleket olduğu bir dönemde arkadaşlarımız çok yanlış yapmıştır. Üzüldüm tabii ki. Haberiniz yoktu herhalde. Yok, şimdi öğrendim. Ha, peki yani Muharrem İnce'nin partisine gideceklerini daha önce belirtilen, söylenen bir isimlerdi bunlar. O zaman Sayın İnce'nin partisi artık kesinleşti gibi zaten hemen hemen.
Yani 3 milletvekiliyle mi başlayacak siyaset hayatına? Bunun açıklaması bu olur mu yani buradan hareket edersek? Sanmıyorum. Şimdi bir siyasi partinin kurulması yani öyle, şu ana kadar Sayın İnce ben partiyi kuruyorum diye net bir açıklama yapmadı. Partinin kuruluşu için biliyorsunuz tüzük vesaire gerekiyor, program gerekiyor. İçişleri Bakanlığı'na kadrolarıyla, kurucu kadrolarıyla müracaat etmesi gerekiyor. Yerinin falan olması lazım. Daha onlarla ilgili epey bir şey var, eksiklik var. Yani partinin kuruluşu zaman alacaktır. En azından birkaç ay alacaktır. Sanıyorum Sayın Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımız bu arkadaşlarla olan görüşmesinde şey yapmadı, hiç taviz vermedi. Evet, o sonuç çıkıyor burada. Sanırım şey yaptı. Ne istiyorlardı gösterdi. Sayın Vekilim? Yani ben şunu anlamadım. Samimi soruyorum bunu. Yani yani bizi izleyen izleyicilerimizde bu partiye gönül veren insanların sayısı da çok fazla. Ne istediler ki? Yani neyi değişmesini ya da partide neyin farklılaşmasını istediler ki anlaşamadılar Sayın Genel Başkan'la ve ayrılma yolunu seçtiler? Neydi talepleri? Bilmiyorum. Ben de işin içindeyim. Genel Başkan yardımcısıyım. Bu arkadaşlarla görüşen, konuşan birisiyim. Ama ben bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Yani siyaset yapmıyorum. Her partide, bugün iktidar partisi de dahil olmak üzere her partide farklı görüşte insanlar vardır. Milletvekilleri vardır. Bizde de var. Az çok belli konularda farklılığı olan ama bir parti sonuçta parti olarak, bir kurum olarak hareket eder. Yani illa herkes benim gibi düşünecektir diyemem ben bu partide. Böyle bir şey yok. Herkes benim gibi düşünecektir diyemem ama tek ses olmalıyız. Birlikte hareket etmeliyiz. Hedeflerimiz bunlardır. O hedefe varmak için en azından birlikte olmalıyız. Bunları söyleyebilirim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de böyle bir dönemiydi. Türkiye'nin böyle bir dönemiydi. Türkiye'nin birlik beraberlik içerisinde bu kurtuluş mücadelesini, ikinci bir kurtuluş mücadelesinin verildiği bu dönemde buna çok ihtiyacı vardı. Çok üzüldüm arkadaşlarım böyle bir kararı almış olmalarına. Çok üzüldüm. Yani cepheyi terk ettiler bu arkadaşlar. Bu cepheyi terk ettiler. Cepheyi terk ettiler. Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyordur. Cepheyi terk ettiler. Düşmanla savaşıyorduk. Bir kurtuluş mücadelesi içerisindeydik. Teşbihte hata almaz. Bu noktadaydık. Üzüldüm. Evet, yani siz bunu cepheyi terk etmek olarak görüyorsunuz. Çünkü verilen mücadele var. Biraz önce siyasal İslamcılara dediniz, Cumhuriyet'in kurulmasında hiçbir katkıları olmadı. Hiçbir şekilde Kurtuluş Savaşı'na bile katkıda bulunmadılar. Hep eleştirdiler. Hep, evet. Ama görüyoruz işte 19 yıldan beri de hiçbir şeyi değiştiremediler ama tahrip ettiler. Umarım bu böyle bir şeye yol açmaz ama biliyorsunuz ağaçlarda da böyle bazı yerleri kestiğiniz zaman üst taraftan daha gür dallar, fidanlar çıkar, evet. Yükselir. Belki de bu kesilmesi, budanması gereken bölümler belki partide uyum sağlayamamıştır. Belki daha gür bir şekilde ağaç olup çınar olup yoluna gider. Yani siyasi partiler böyle genelde. Yani çok da insanlara şey yapmamak lazım, bir tercih kullanmışlar. Tabii, tabii. Umarım bundan sonraki siyasi yaşamlarında başarılı olurlar. Yolları açık olsun, ne diyelim. Evet, haklısınız. Gelelim şeye, şimdi biz Türkiye'nin gerçeklerine dönelim Sayın Vekilim. Ya bu meclise dediler ki, ya işte Sayıştay denetleyemiyor, işte özel şirketler denetleyebiliyor, varlık fonu çok sıkıntılı. Tamam dediler, meclise biz bilgi vereceğiz. Demin Bedir Serter'le konuştum. Dedim ki, ya bunlar size bilgi verirken belge verdiler mi? Hani bilgi sahibi olmak için belge sahibi olmak lazım. Yani denetim kurulu raporu gelir, raporlarda bakarsınız. Bu nasıl bu hale gelmiş? 135 milyar 347 milyon lira 2019 yılında neye Türk Varlık Fonu borçlanmış? Toplam bunların öz sermayesi, öz kaynağı 198 milyar zaten. 135 milyar lirayı nereye harcamışlar? Bunu öğrenirsiniz diye düşündüm. Hatta gizli olacağı söylendi. 300 sayfadan fazla dendi. Hatta bizim bunları göremeyeceğimiz söylendi parlamento muhabirlerinin. Ne oldu? Şimdi Türkiye Varlık Fonu biliyorsunuz 2016 sonlarına doğru kuruldu. Kanunlaştı. İşte o yıldan beri
kanuna göre de meclise hesap vermesi gerekiyor. Yani meclisin denetleme yapması gerekiyor. Normalde öyle bir kanuna da gerek yok. Meclis zaten bütün kurumları, bütçeye tabi bütün kurumları denetlemekle görevli. Ne üzerinden? Sayıştay üzerinden. Yani Sayıştay'ın yaptığı denetim üzerinden bizim de biliyorsunuz kesin hesap dediğimiz bir denetimimiz var her sene. Şimdi buradan çıkardılar bunları. Varlık fonuna tabi olan şirketler meclis denetimine tabi değil. Ne olduğu belli olmayan. Özel hukuka mı tabi bu varlık fonu, kamu hukukuna mı tabi diye soracak olursanız ben bilmiyorum. Yani kanun kurulu... Siz Plan Bütçe Komisyonu üyesi, evet, eski genel müdürün bürokratı, devlet deneyimi olan bir insan. Mali mevzuatı en iyi bilenlerden birisiyim. Kamu mali mevzuatını ben anlayamadım. Özel hukuka mı tabi, kamu hukukuna mı tabi belli değil. Şimdi kanuna zorla yazdırdık. Ya böyle denetimsiz bir kurum olmaz. Sonuçta devletin parası bu. Devletin kurumları. Bir şekilde bunların hesap vermesi lazım. Hesap vermeyen kurum olmaz. Bu varlık fonunda hesap vermesi lazım dedik. Zar zor bir denetim maddesi yazdırdık. Buna göre bağımsız denetim, yani özel sektörün denetleyeceği, yapacağı raporlamadan sonra 3 merkezi denetim elemanı, yani 3 tane görevlendirilen müfettiş tarafından, kamu müfettiş tarafından bir rapor hazırlanacaktı. O meclise sunulacaktı. Şimdi şeylerle ilgili yabancı kökenli bir firma tarafından bağımsız denetimleri yapıldı bu firmaların. Normalde geçen yılın Ekim ayında sunulması gereken rapor işte daha yeni sunuldu. Çünkü 2019 diyor. 2019'un denetimini 2021'de ancak yapabildik. Çok çabuk yapmışsınız. Denetim derken de Fatih Bey, şimdi denetim deyince nasıl çalışıyor? Kanuna uygun, amaca uygun bir şekilde hizmet veriyor mu? Çalışmaları o yönde mi? Yapılan harcamalar usulüne uygun mu? Bir yolsuzluk var mı? Tüm bunlar denetlenir değil mi? Hem yerindelik denetimi yapılır, hem usulle ilgili denetim yapılır. Hukuki bir denetim yapılır. Şimdi bize gelen rapor iki tane ayrı, şöyle şöyle kalınlıkta rapor. Abartmıyorum, bu kalınlıkta iki tane rapor. Bu raporlar merkezi denetim elemanları tarafından düzenlenmiş ama bağımsız denetçilerin raporlarına atıfta bulunuyor. Sadece o raporlardan derlenmiş bazı bilgiler. Yani denetim değil, bilgi. Gizli ibaresi var mı? Gizli ibaresini de koymuşlar. Normalde olur mu böyle bir şey? Olmaz. Devlet Denetleme Kurulu antenti konulmuş. Devlet Denetleme Kurulu'na verilmiş herhangi bir yetki yok bir kere kanunda. Devlet Denetleme Kurulu antentiyle geliyor, bir de gizli demişler. Ya Devlet Denetleme Kurulu'na verilen bir görev yok. Gizlilik yok. Bir kere basınla beraber oturuyoruz, değerlendiriyoruz. Tutanaklar tutuluyor. Bizim yaptığımız konuşmalar tutanaklara giriyor. Gizli tarafı yok. Niye buna gizli damgası vurduruyorsunuz? Bir de o saçma. Şimdi komisyon başkanının burada gizlilik söz konusu olmaz. Devlet Denetleme Kurulu kendi başına işgüzarlık yapmış, buna gizli damgası vurmuş ama onun gizli damgası vurmuş olması bunların gizli olduğu anlamına gelmez. Yani meclisin denetleme yetkisine sahip olan kanuni bir yetkiyi Devlet Denetleme Kurulu kendisi gizli haline getiremez, yok edemez demesi yani gerekirken bunları söyleyemedi. Dedi ki ben anlamam dedi. Arkadaşlarımızın soruları üzerine mahkeme size bunlarla ilgili bir şey sorarsa, gizli bilgileri açık ettiniz derse nasıl yani ben o konuda sorumluluk almam dedi. Milletvekilleri. Milletvekili. İYİ Parti onun üzerine yargılanırsınız diyor yani. Yani yargılanabilirsiniz. Ben bilmem o konuyu dedi. Ben yorumlayamam. O benim niye? 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 Türkiye Varlık Fonu ne Devlet ki? Devlet Denetleme Kurulu benim milletvekili olarak milletten aldığım iradeye ket vurabilir mi? Sen o görevi yapmayacaksın diyebilir mi herhangi bir kurum? Milletin iradesi var orada. Millet meclisi burası ya. Nasıl benim irademe, milletin iradesine ket vurabilir, olur mu öyle şey? Ve bunun komisyon başkanınca da meclis başkanınca da sonuna kadar savunabilir olması lazım. Yapamadılar tabii. Orada komik bir
konuşma oldu. Ben şimdi orada peki sorun görmüyorum bile. O raporu yani biz kullanabilecek miyiz gazeteciler? Tabii ki kullanırız. Peki bir şey soracağım. Hangi kurumlar var şu an Türkiye Varlık Fonu'nda? Ya Varlık Fonu'nda Ziraat Bankası, Halk Bankası, BOTAŞ, Etimaden, PTT, onlarca bildiğim kadarıyla otel var. Turizm oteli vesaire, araziler, Çaykur. Başkanı kim? Başkanı Cumhurbaşkanımız. Şimdi iki sene önceki rakamlara yönetim baktım. Yönetim kurulu başkanı Cumhurbaşkanı. Şimdi biz onu nasıl eleştirmiştik Fatih Bey, biliyor musunuz? Bu ikinci bir hazine ya. Devletin hazinesi var, maliyesi var. Bu nedir? Bir tarafta buraya bir devlet daha kuruyorsunuz dedik. Bu sefer bir de planlama teşkilatı kurmuşlar onun içerisinde. Görseniz tam bir komediydi. Şimdi bir şey soracağım. Siz tarif ettiniz Türkiye Varlık Fonu içinde bulunan. Belki izleyicilerimiz bilmiyordur. Ya Allah aşkına iki sene önce Varlık Fonu'na alınmadan önce bu şirketlerin hepsi kâr eden şirketler. Tabii. Örnek Çaykur. Sadece 2019 yılında zararı 733 milyon lira. Ve üst üste 300 zarar etmiş. Kayseri Şeker Fabrikası 2,5 milyar lira zarar etmiş. PTT 2019 yılında 1,2 milyar liralık bir zararı söz konusu. Türk Hava Yolları borcu 147 milyar liraya yükselmiş. Ya BOTAŞ Allah'ın gazını alıp satıyor yani. Satan. Şimdi BOTAŞ nasıl 5 milyar 613 milyon lira zarar eder? Ya bunları sormadınız mı? 2018'de 18 milyar karlıyken Varlık Fonu konsolide bilançosuna göre, mali tablolarına göre 2019'da bu 8 milyar küsura düşmüş. 17 milyar küsurdan 8 milyar küsura düşmüş. Nereye gitti 9 milyar? Ya. Şimdi bunun normalde hesabını sormamız lazım. Şimdi şeyin raporlarında, bağımsız denetçi raporlarında Ziraat Bankası, Halk Bankası, Etimaden, BOTAŞ bunlarla ilgili şartlı rapor yazıldığı söyleniyor. Şeyde var, belirtilmiş. Peki niye bu şartlı rapor? Yani belli yerler itibariyle, konular itibariyle hukuka uyulmamış, kanuna uyulmamış. Yolsuzluk, usulsüzlük var demektir bu şartlı olması. Peki bunlarla ilgili sorun nedir diye soruyoruz. Denetçiler cevap veremiyor. Cevap şeyde de yok, raporlarında da yok. Bir kere bu yaptıkları raporun ne kadar eksik, yanlış olduğunu gösteriyor. İki, PTT ile ilgili yapılan incelemede görüş vermekten kaçınılmıştır diyor. Görüş vermekten kaçınılma, o kadar önemli yolsuzluklar ve şeyler var ki, usulsüzlükler var ki bununla ilgili artık görüş veremiyoruz diyor şey denetçi. Bununla ilgili de açıklama yok. Bir tarama işi var değil mi bu PTT'nin? Akıllara ziyan ya, bir tarama işi. Tabii. Düşünebiliyor musunuz? Çok büyük yolsuzluklar var. 500 milyon lira sadece belgelerin taranması için bir şirkete ödenen para. Evet. Belge dediğinizde şu belge ya, şu belgeyi sıkan diye sokacaksınız, belgeyi tarayıp alacaksınız. Bunun için bir şirkete 500 milyon lira bir para nasıl öngörülür, ödenir? Toplam maliyeti söylüyorum. Ve PTT'de çok büyük rezaletler var. Bugün getirmişler, bir haber vardı. PTT ile ilgili yeni bir düzenleme yapılacak. Ya PTT yeni düzenleme değil. Burada yapılan o usulsüzlüklerin, yolsuzlukların hesabının bir önce sorulması lazım ki yeni düzenleme yapabilir. Yeni düzenlemeyi biliyorsunuz değil mi? PTT market açıyor. Evet. Ve markette ilk satacağı şey ayçiçek yağı diyorlar. Evet ya, bir de öyle bir haber var. Yani Allah şimdi Allah. Bir şey soracağım. Allah sayın vekilim ya. Yani güleyim mi ağlayayım mı bilmiyorum. Posta, telgraf, telefon ibaresi olan bir kurum market niye açar? Niye ayçiçeği yağı satar? Bakın önümde raporu burada. PTT'nin 2019 yılındaki zararı 1,2 milyar lira. PTT'nin 2,75 milyarlık öz kaynaklarının %43,5'i kaybedilmiş. Yani market açarak, açılan marketlere, o üç harfli marketlere rakip olarak, bu da üç harfli. Yani birlikte domates, sebze satarak mı bu 1,2 milyarlık zararı kapatacaklar ya? Ya siz bununla ilgili bir şey,
Varlık Fonu'nda gündeme getirmediniz mi Sayın Vekilim? Şimdi bugün bir şey yapıldı, haber vardı. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısı, basın açıklaması. Şimdi bu Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, hani Erdoğan diyor ya niye pahalılık oluyor diye durup dururken, yani sebebi kendisi de böyle bir şey yapıyor ya, birileri hıyanet ediyor, kendilerine göre durup dururken zam yapıyorlarmış. Şimdi bununla ilgili olarak da bir Erdoğan öyle deyince toplanmış Lütfi Elvan Başkan, Maliye Bakanı'nın başkanlığında toplanmış, Tarım Bakanı katılmış, Ticaret Bakanı katılmış, Merkez Bankası Başkanı katılmış, bürokratlar katılmış, bir toplantı yapılmış. Şimdi toplantıdan sonra ki açıklamaya bakın. Komitenin gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmelerini öngörebilmesini kolaylaştıracak veri tabanlı çalışmaları sürdürmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda tarımsal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler konusunda zamanlı kararlar almaya fayda sağlayacak bir erken uyarı sisteminin oluşturulmasına ilişkin teknik altyapı çalışmaları komiteye sunulmuş ve kurumlar arası işbirliğinin çerçevesi belirlenmiştir. Ne diyor burada? Dalga geçiyorlar. Ne diyorsunuz siz Allah aşkına? Yani şimdi bir şey daha göstereceğim. Bakın, fiyat istikrarı ile bazı düzenlemeler hakkında kanun. Bu 2019'da böyle bir şey çıkarttık. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi diye bir şey çıktı. Getirdiler. Dedik bu saçma sapan, bir torba kanunu da getirdiler. 2019'un başında. Hatırlıyorsunuz 2019'da belediye seçimleri vardı. Mali idare seçimleri. O zaman hatırlıyor musunuz? Kuyruklar oldu. O zaman belediyeler 2019'un Haziran'ında yapıldı seçim. Haziran'a kadar belediyeler, bu Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir falan hep şeydeydi. Adana, Mersin, Antalya iktidarın belediyeleriydi. Bunlar tanzim satış mağazaları kurmuşlardı bu belediyeler. Hatırlıyor musunuz? Evet. İnsanlar da kuyruğa girip oralardan güya ucuz şeyler alıyorlardı. Ve bu soğan depocularına terörist dediler, soğan teröristi. Onları da terörist ilan ettiler, stokçu diye. Şeyleri, fiyatları düzenlemeye kalkmışlardı göstermelik. Şimdi o zaman bir kanun çıkardılar. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi. Bunlar bir yönetmelik de çıkaracak, fiyatları düzenleyeceklerdi. Şimdi 2019'un başında çıktı bu. Hala düzenleyecekler fiyatları. Şimdi de toplanıyorlar, böyle açıklamalar yapıyor. Ne olduğunu ben anlamadım. Durumu siz anlamadıysa kimse anlamamıştır zaten. Kendileri de anlamamıştır. Siz bir bürokrat olarak da yani. Ya, Türkiye baştan söyledim ya, normalitesini yitirdi, aklını yitirdi. Yani bu hale getirdiler devleti de. Normal düşünemiyoruz artık. Şimdi bunlar komedi şeyler, rezalet şeyler aslında bir taraftan. Hani gülüyoruz falan ama trajikomik hadiseler bunlar. Ya bunlardan kurtuluş, bunları çözüme bağlamı böyle mi olur? İş ve aş meselesi. Sen iktidar olarak Türkiye'nin en fazla parasını kullanmışsın. 80 yıllık iktidardan çok daha fazla para bu iktidar tarafından kullanıldı. Ne yapıldı? Tek bir fabrika yapılmadı, üretime harcanmadı. Yol, köprü, cam bina yapıldı. Bunlar da gerekliydi ama öncelikle fabrika gerekecekti. İstihdam sağlayacaktı, üretim sağlayacaktı. Bunları yapmadın. Bunları yapmadan tüm bu sıkıntılara, işsizliğe sebep oldun. Ekonominin bu hale gelmesine sebep oldun. Şimdi de garip garip şeyler yapıyorsun. Tam bir rezalet. Ve sonuçta bir şey daha söyleyeyim. Daha önce de söyledim. Bu dönemde gelen o para var ya, en fazla parayı kullanan bu iktidardır. Bu iktidar yanlıları da, Cumhuriyet tarihinde yoktur böyle bir şey. Neredeyse bütün parayı, kazandıkları bütün parayı yurt dışına götürdüler. Türkiye kadar hiçbir ülkenin parası, dövizi yurt dışına kaçırılmıyor. Rakam belli mi? En az 200 milyar dolar. En az 200 milyar dolar. AKP'li yandaş iş adamları en az 200 milyar dolar yurt dışına kaçırdı. En az 200 milyar doları yurt dışında. Bakın 100 milyar dolar gelse Türkiye ayağa kalkar. Bugün AKP'li iş adamlarının, ağırlıklı AKP'li iş adamlarının yurt dışında en az 200 milyar dolar paraları var. Bu iktidarın korkusuna, çökerler diye, kendileri de bu iktidarın
mensubu destekleyicisi oldukları halde paralarını yurt dışına götürüyorlar. Güvenemiyorlar yani. Güvenemiyorlar. Bu arada Sayın Kuşoğlu, bir izleyicimiz sormuş da, düşmanla savaşıyorduk demiş, şu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden milletvekilleriyle ilgili. Şöyle demişsiniz, düşmanla savaşıyorduk, cepheyi terk ettiler, çok üzüldüm demişsiniz. Teşbihte de hata olmaz demişsiniz ama yani aslında yanlış anlaşılabilir ifade bu. Düşman demediniz orada değil mi? Yani düşman değil yani. Teşbih de hata olmaz. Yani benzetme esas değil. Kimse düşmanımız değil. Biz tabii. Bütün millete sahip çıkıyoruz. Çok teşekkür ederim izleyenimizin uyarısı için. Asla öyle bir şey düşünmem. Orada AKP içerisinde de çok değerli insanlar var, arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Onları düşman olarak görmem. Mücadelemizi bir bu şekilde teşbihle benzetmek istedim. Hiç teşekkür ediyorum. Hiç sorun yok. Evet, onu düzeltmek önemliydi çünkü insanların alınmasına da yol açabilir. Yani böyle bir şeyde, bu kadar önemli bir mücadelede birlik beraberliğin bozulmaması lazım. Bunu söylemek istedim. Yani maçın 50. dakikasında sahayı terk eden futbolcular gibi. Yani evet. Futbol terimiyle anlatırsak, evet, enteresan. Peki bu varlık fonunun, ya bu burası bir kara kutu Sayın Vekilim ya. Ben üzerinde durmamın sebebi bu. 135 milyar doları nereye harcadıklarını, borç olarak verdiklerini ya da bu kurumları batırırken içinin nasıl boşaldığını soracak bir makam, mevki bulamadınız mı? Yok yok, 135 milyar dolar harcanmış değil. 135 olur. Milyar lira. Düzeltiyorum. Şöyle, ne kadar harcandığı tam olarak belli değil bir kere. Bağımsız olarak fonun mali tablolarını ayrıca çıkarmamışlar. Fatih, 135 milyar 347 milyon lira 2019'da Türkiye Varlık Fonu borçlanma miktarı, doğru mu? Borçlanma olarak sadece 1 milyar euro borcumuz vardır diye ifade etti genel müdürü. Bu da resmi rakam yalnız. Şimdi şöyle, fon içerisinde kurumlar var. Biraz önce saydık, yani bankalar var, çok büyük kurumlar var. Bunların mali tablolarını bir araya getiriyorlar. Onunki böyle 100 küsur kurum koyuyorsun. Bu konsolide bilanço olmaz, mali tablo öyle olmaz. Bir kere sektörel olarak birbirine benzeyen konularda faaliyet gösterenleri ayrı gruplandırarak konsolide mali tablolar elde edilir. Hepsini koymuşlar üst üste. Şimdi burada bankalar var. Bankalar bir taraftan borçlanır, yurt dışından borç alır, bir taraftan da borç verir. Öyle kurumlardır. Onların o alınan borçları, oradaki mali tablolarda gördüğünüz rakamı borç olarak, yani fonun borcu olarak kabul etmemek lazım. Öyle değil. Yanlış yorumlanmış olabilir. Henüz borçlanmadılar. Henüz daha iş yapmış değil. Ama şöyle bir şey çizdi genel müdür, yönetim kurulu olarak. Türkiye'nin, bizim diyor, bunu varlık fonu olarak nitelendirmememiz lazım. Varlık fonu değil bu, kalkınma fonudur diyorlar. Baştan varlık fonu diye getirdiler. Varlık fonları bütün dünyada aslında adı varlık fonudur. İngilizcesi ne olursa olsun, asset olsun veya bir başka isimle nitelendirilsin, hiç önemli değil. Bunlar varlık fonudur. Varlık fonunda bazı çeşitleri vardır. Kalkınma fonları da varlık fonlarının bir alt grubudur. Şimdi bu varlık fonu değil, kalkınma fonudur. Dolayısıyla biz kalkınmamıza destek olacak yatırımları yapacağız. Petrokimya alanında yatırım yapacağız. Sigortacılık alanında yatırım yapacağız. Enerji alanında yatırım yapacağız. Madencilik alanında yatırım yapacağız diye 4 ana grup belirlediler. Bu alanlarda devlet olarak çıkıp yatırım yapacaklarmış. Yani bunları anlatmaya çalışıyorlar. Bazılarına da başlamışlar. Bazı yatırımlara da başlamışlar. Fakat bu ne kadar tuttu? Hangi fizibiliteleri yaptılar? Bunlarla ilgili bilgi de yok. Bunlarla ilgili yapılan harcamalar da belli değil. Kendilerinin ne kadar para aldığı, yönetim kurulu üyelerinin veya onlara ne kadar aynı harcamalarda bulunulduğu, otomobil, ev veya harcama limitleriyle ilgili bilgiler de yok. Yani denetim raporlarında olması gereken birçok konu o denetim raporunda yoktu. Hepsi eksik kalmıştı. Dolayısıyla iktidarın bir hesap verebilirlikle ilgili, şeffaflıkla ilgili sorunu var ve bu artarak devam ediyor. Hani nasıl yolsuzlukla ilgili olarak 100
80 küsur ülke arasında 86.yiz. Çok rezalet bir durum. Avrupa'da bizden daha yolsuzluk daha fazla yapan bir ülke yok. Bu durumdayız. Maalesef bu da gösteriyor ki biz şeffaf, hesap verebilen bir ülke değiliz. Öyle bir yönetime sahip değiliz. Bu da gittikçe artıyor yolsuzluklarımız. Hesap verir olmaktan çıkışımız, şeffaflığımız gittikçe daha kötüye doğru gidiyor. Peki. Sayın Kuşoğlu çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Bitirdik mi süreyi? Evet, bitti. Güzel bir sohbet oldu. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Aha. Aslında konuşmak istediğim başka konular da vardı. Bu dün Merkez Bankası'nın açıklaması faiz politikaları ile ilgili. Yine döviz tevdiat hesapları rekor kırdı. Mesela o konuşulması gereken bir konuydu. Bu fiyat düzenlemeleri ile ilgili de daha fazla konuşmak istiyordum ama. Önümüzdeki hafta için tekrar randevulaşalım sizinle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Bülent Kuşoğlu geldi. Açıkça, samimiyetle her şeyi anlattı. Birazdan İrfan Değirmenci ile ana haber var, onu kaçırmayın. Yarın akşam saat tam 8'de yine Halk TV Klasiği Türkiye nereye var? Yolsuzluklarla ilgili inanılmaz dosyalar var elimizde. Bu olaylarla ilgili. Aklınız almayacak. Yarın onu da kaçırmayın. İyi akşamlar. Hoşça kalın.